Çok kıymetli ve muhterem efendiler, dersimiz Hazreti Musa'nın durumuyla devam etmektedir. Bir ayet-i kerimede bu konuyla ilgili olarak bu suretle Rabbinin tayin buyurduğu vakit 40 gece olarak tamamlandı. Arap suresi ayeti kerime 142'de buyuruluyor. İşte bu 10 gece zarfında İsrailoğulları fitne ve tereddüte düştüler. Onlar 30 gün sonra döneceğini söylüyorlardı. Cenab-ı Hak 10 gün daha onu, Hazreti Musa'yı orada Tur-i Sina'da kalmasın istedi. Efendim, bunlar, onlar da İsrailoğulları tereddüte düştüler. Çünkü 30 gecelik müddet tamamlanmış, Hazreti Musa ise henüz geri dönmemişti. Bu sırada Harun aleyhisselam İsrailoğullarına hitaben, "Ey İsrailoğulları, ganimet malları sizin için helal değildir. Kıptilerden ariyet, emanet olarak aldığınız süs eşyaları ise ganimet malıdır." Musa geri dönüp bu husustaki fikrini beyan edinceye kadar şimdilik bir çukur kazın ve bu süs eşyalarını oraya bırakın dedi. Onlar Harun aleyhisselamın sözünü dinlediler ve bir çukur kazarak süs eşyalarını oraya gömdüler. Bu arada Bacerma ahalisinden bir rivayette ise İsrailoğullarından olan Samiri, Hazreti Cebrail'in atının tırnak izinden aldığı toprağı getirip bu çukurun üzerine attı. Yüce Allah'ın emriyle bu süs eşyaları büren bir buzağı şekline girdi. Bir rivayette ise bu zinet eşyaları ateşe atılıp eritildi. Sonra Samiri Cebrail aleyhisselamın atının ayağının altından aldığı bu toprağı üzerine serpti ve bu zinet eşyaları Yüce Allah'ın emriyle büren bir buzağı oldu. Yine bir rivayete göre buzağının büyülüp yürüdüğü söylenir. Diğer bir rivayette ise onun ancak bir defa büyürdüğü, başka büyülmediği ifade edilmektedir. Bir başka rivayette Samiri'nin 3 gün içerisinde bu zinet eşyalarından bir buzağı heykeli yaptığı, sonra Hazreti Cebrail'in atının ayağının altından aldığı toprağı bu heykelin üzerine serptiği ve onunla buzağının büyürerek ayağa kalkıp dikildiği de söylenmektedir. İşte insan oğlunu Cenab-ı Hak deniyor, imtihandan geçiriyor. Piyasede sığır dolu, buzağı dolu tapacaksan, şimdi işte bu tapmak için kimileri öküz arıyor, buzağı arıyor, kimileri başkasını arıyor. Allah'ın varlığına, onun yüceliğine inanan insan şuna buna tapar mı? Samiri buzağı bu vaziyette görünce İsrailoğullarına işte sizin de Musa'nın da tanrısı budur haşa. Fakat Musa unuttu, yani onu burada bıraktı ve Tur'a aramaya gitti. Taha suresi ayet 88'de bu buyruluyor. Samiri de böyle söyledi. Bunun üzerine İsrailoğulları buzağa tapmaya başladılar.
iki tane peygamber aralarında olduğu halde, işte bir milleti esaretten, firavunlardan, putlardan kurtarmak öyle kolay olmadığı ortaya çıkıyor. Bu durum karşısında Harun aleyhisselam onlara, ey kavmim, siz bu buzağı ile ancak imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz, efendim, Yüce Allah'tır. Efendim, o Yüce Allah ki çok esirgeyen, Rahman, Rahim olan Allah'tır. Haydi bana tabi olun, benim emrime itaat edin, dedi. Taha suresi ayet 90'da bildiriliyor. Bunun üzerine bir kısmı ona itaat edip tabi oldular. Bir kısmı ise isyan edip karşı geldiler. Fakat Hazreti Harun onlara savaş açmadı. Musa aleyhisselamın gelmesini bekledi. Görüyorsunuz, bugün hak ile batıl iç içe, karşı karşıya her an her yerde bulunuyor. Hazreti Musa aleyhisselam Allah'a münacatta bulununca, Yüce Allah Celle Celaluhu ona, ey Musa, seni kavminden ayırıp böyle acele ettiren nedir? Taha suresi ayet 83'te Cenab-ı Hak buyurdu. Hazreti Musa, onlar benim arkamdan geliyorlar. Ey Rabbim, razı olasın diye sana çabucak geldim. Taha suresi ayet 84'te. Musa aleyhisselam böyle diyerek cevap verdi. Allah Celle Celaluhu ona, biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı. Taha suresi ayet 85'te Cenab-ı Hak bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Musa, ey Rabbim, bu Samiri kavmine buzağı tanrı edinmelerini emredip söyledi. Peki ona ruhu kim verdi? Halbuki Musa aleyhisselam bu soruyu sormasına gerek yok. Ama sordu. Niye? Alemlerde canlı yaratıkların sayısı çok. Sığır sayısı bir tane değil ki. Şimdi bu kadar sığır canlılar, yerde gökte canlı cansız varlıklar varken, bir buzağa tapmanın alemi var mı? Hiçbir haklı nedeni var mı? Yok. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya ruhu ben verdim buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, o halde onları sen saptırdın dedi. Sapacakları Allah saptırır. Kimi saptıracağını da Allah iyi biliyor. İşte onun için sevgili dostlarım, sen sapmak istiyorsan iraden engellenmez. Sen kime tapıyorsan onunla mahşere gelirsin. O putumla da cehenneme tepe takla atılırsın. Hayat imtihandır. Sen Allah'ı bile bile, alemlerin Rabbisini bile bile, bütün peygamberler sana Allah'ı tanıtmaya geldiler. Bütün alimler, bütün evliyaların görevi sana Allah'ı tanıtmaya geldiler. Kitabıyla, Yüce Allah'ın kendi esmasıyla, efsafıyla, eserleriyle Allah'ı sana tanıttılar. Sen buna rağmen putlara tapıyorsan, o putlarla cehenneme odun olacaksın, o yakıt olacaksın, cehennemin odunu, kömürü, çırası olacaksın. Aklını başına al. Ey müşrikler, putperestler, Allah'tan başkasına tapanlar veyahut da
dinsizlik dinine saplananlar. Allah'ı da kabul etmiyor, başkalarını da. Bu da dinsizlik dinidir, Allahsız, peygambersiz. Bunlar da başka türlü kızıl kafirdirler. Kafirin anlamı nedir? Allah'ı inkar eden, Allah'ın varlığını kabul etmeyen veya emirlerini inkar eden, emirlerini, kanunlarını kabul etmeyen anlamındadır. Yoksa anında başka damgası yok. Ama mahşere damgalı gelecekler. Ardınlarında kafir yazılı gelecekler. O da ayrı. Amel defterlerinin başında kafirler, kafir yazılı gelecekler. Mümin, mümin yazılı gelecek. O da kafir yazılı gelecek. Bundan sonra Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa ile mükalemede bulununca Musa Aleyhisselam ona görmek istedi ve ey Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım dedi. Seni göreyim dedi. Cemalini diledi. Rabbi ona, sen beni katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde durursa sen de beni görürsün dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça ediverdi. Musa da baygın bir vaziyette yere düştü. Ayılınca seni tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Bu da Araf suresi ayet 143. Evet, dünya gözüyle insanlar Rabbisini katiyen göremezler. Ama cenneti alada ve kalp gözüyle insanlar Allah'ın cemaline, Cenab-ı Hakk'ın göstermesiyle görecekler. O her şeye kadir. Bundan sonra Allah tarafından Hazreti Musa'ya içerisinde helal ve haram konularının bulunduğu bir hayli öğütlerin toplandığı levhalar verildi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam kavminin yanına döndü. Fakat ilahi nurla kuşatıldığından hiçbir kimse onun yüzüne bakamıyordu. Cenab-ı Hak onun nuruyla Tur-i Sina'da kuşatmıştı. Hatta Hazreti Musa mikattan döndükten sonra 40 gün yüzünü ipek bir örtüyle kapattı. Daha sonra bu örtüyü bırakıp yüzünü açtı. Nihayet Hazreti Musa kavminin yanına gelip onların buzağa taptıklarını görünce elindeki levhaları bırakıverdi ve öfkesinden kardeşi Harun Aleyhisselam'ın başından ve sakalından tutup onu sert bir şekilde kendine doğru çekti. Bunun üzerine Harun Aleyhisselam ona, ey annemin oğlu, sakalımdan ve başımdan tutma. Zira ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü tutmadın diyeceğinden korktum. Daha Taha suresi ayet 94'te bildiriyor ki Harun Aleyhisselam böyle söyledi Musa'nın kızgınlığı karşısında. Hazreti Harun'un bu sözü üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam Samiri'ye dönerek, ey Samiri, ya senin zorun neydi de bu buzağı yaptın, bu milleti taptırdın? Taha suresi ayet 95'te Samiri'ye de böyle söyledi. Samiri de ona, ben onların görmediklerini gördüm. O elçinin, Cebrail'in Aleyhisselam ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu eritilmiş mücevheratın içine attım.
Nefsim bana bunu böyle hoş gösterdi. Taha suresi ayet 96'da da Samiri böyle dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam ona defol git. Çünkü hayatın boyunca senin nasibin bana dokunmayın. Benimle temas kurmayın demekten ibaret olacaktır dedi. Bu da Taha suresi ayeti kerime 97'de bildiriliyor. Bundan sonra Hazreti Musa buzağı heykelini törpüledi ve onu ateşe atıp yaktı. Sonra Samiri'ye verdiği bir emirle onun üzerine idrarını yapmasını istedi. İdrarını yaptıktan sonra da onun kırıntılarını denize serpti. Hazreti Musa aleyhisselam levhaları elinden bırakıp attığı zaman onların 7'de 6'sı kırılmış, geriye ancak 7'de 1'i kalmıştı. Bu sırada İsrailoğulları tövbe etmek istediler. Fakat Allah Celle Celaluhu onların tövbesini kabul etmedi. Bunun üzerine Hazreti Musa onlara, ey kavmim, sizler buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Gelin yaratanınıza tövbe edin de kendinizi öldürün. Bakara suresi ayet 54'te böyle buyurdu Cenab-ı Hak. Musa da bunu bildirdi. Onların tövbesi birbirini öldürmekti. Evet, kendilerini öldürmek onların tövbe şartıydı. Hazreti Musa'nın bu sözleri üzerine İsrailoğullarından buzağa tapanlarla tapmayanlar savaşa tutuşup birbirlerini öldürmeye başladılar ve bu savaşta her iki taraftan öldürülen kişiler şehit sayıldılar. Bu tövbe ettikleri için, tövbe için, yaptıkları için. Bu hadisede İsrailoğullarından 70 bin kişi öldürüldü. Bu arada Hazreti Musa ile kardeşi Harun aleyhisselam Allah'a dua edip yalvardılar. Bu sebeple Allah İsrailoğullarını affetti ve onlara birbirlerini öldürmekten vazgeçmelerini emretti. Ayrıca Allah Celle Celaluhu onların tövbesini de kabul etti. Evet, tövbe kabul ediliyor ama görüyorsunuz, tövbenin şartlarına bakın. Ağır yüke bakın. Bu arada Hazreti Musa aleyhisselam Samiri'yi öldürmek istedi. Fakat Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa'ya öldürmemesini emretti ve Samiri cömert bir kişidir buyurdu. Zaten başına da bela verildi. Bunun üzerine Hazreti Musa ona lanet etmekle yetindi. Bundan sonra Hazreti Musa kavminin hayırlılarından 70 kişi seçti. Ve onlara benimle birlikte Mikat mahallinde Allah'ın katına gelin. Yaptıklarınızdan tövbe edin, oruç tutun ve elbiselerinizi temizleyin dedi ve Allahu Teala'nın tayin ettiği vakitte Mikat mahallinde buluşmak üzere onlarla birlikte Tur-i Sina'ya gitti. Bu arada yanında bulunan bu kimseler Hazreti Musa'ya, biz Rabbimizin sözünü işitmek istiyoruz, bizim için ondan bir dilekte bulun dediler. Bunun üzerine Hazreti Musa, sizin için bir dilekte bulunacağım dedi. Musa aleyhisselam Tur dağına yaklaşınca dağın her tarafını bir bulut kapladı. Ve Hazreti Musa bulutun içerisine girdi. Bu sırada Hazreti Musa kavmine yaklaşın.
diye seslendi. Onlar da yaklaşıp bulutun içerisine girdiler ve hemen secdeye kapandılar. Nihayet onlar Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam ile konuşurken ve ona emirler ve yasaklar vaz ederken dinlediler. Fakat Hazreti Musa Rabbisiyle olan mükalemesini, konuşmasını tamamladıktan sonra bulut dağıldı ve Musa onların yanına geldi. Bu sırada onlar Hazreti Musa'ya, "Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız," dediler. Bu da Bakara suresi ayet 55'te bildiriliyor. Bu sözlerinin ardından onları yıldırım çarptı. Tepelerine yıldırım yağdı ve hepsi orada öldüler. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Allah'tan dilekte bulunarak ona, "Ey Rabbim, İsrail oğullarının en hayırlılarını seçip getirdim. Şimdi ise onlarsız tek başıma geri dönüyorum. Kavmim bana inanmaz," diyerek yalvarıp dua etti. Efendim dua etti, hatta Musa Aleyhisselam onların ruhlarının iade edilip diriltilmesine kadar Allah'a ısrarla yalvardı. Böylece onlar teker teker diriltildiler. Hatta onlar diriltilirken birbirlerinin nasıl diriltildiğini görüyorlardı. İşte görüyorsunuz ki muhterem efendiler, bir millet çabuk sapan, çabuk ağır şartlarla tövbe eden bir millet bu İsrail milleti, ki ona benzeyen milletlerden de durum aynıdır ki, çünkü dünyaya bunlar birer ibrettir. Bunların hepsi Adem'in çocuklarıdır. Dirildikten hemen sonra onlar Hazreti Musa'ya hitaben, "Ey Musa, sen Allah'a dua ediyorsun. O da sana istediğin şeyleri veriyor. Ona dua et de bizi peygamber yapsın," dediler. Evet sevgili dostlarım, buradan ötesini Cenab-ı Hak kendisi bilir. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği tarihi olaylar tıpı tıpına en doğru olanlar onlardır, gerçek doğru. Öbürleri üzerinde düşünmek de gerekir. Evet sevgili dostlarımız, rivayet edildiğine göre bu 70 kişiyle ilgili hadise İsrail oğullarının tövbe etmesinden önce meydana gelmiştir. Hazreti Musa tarafından seçilen bu 70 kişi Mikat mahallinde iken İsrail oğullarının tövbesinden ve Hazreti Musa'nın onlara birbirlerini öldürmelerini emretmesinden önce Allah'tan özür dileyip tövbe etmişlerdir. Bu işin doğrusunu ise ancak Allah bilir. Doğru olanlar Kur'an-ı Kerim'in haber verdikleridir. Tarihi olayları dinlerken Kur'an-ı Kerim'e, sahih sünnete dayananlar kesin doğrudur. Ama öbürler üzerinde düşünmek gerekir. Hazreti Musa İsrail oğullarının yanına Tevrat ile birlikte geri döndüğünde Tevrat'ta ağır ve yapılması zor olan hükümler bulunması sebebiyle onlar Tevrat'ı kabul etmekten ve içindekilerle amel etmekten çekindiler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Hazreti Cebrail'i emretti. O da İsrail oğullarına mensup askerlerin kapladıkları yer ölçüsünde ve bir fersah mikatında
Filistin'den bir dağ koparıp getirdi. Cenab-ı Hak dağı kaldırdı, tepelerine koydu. Ya kabul edersiniz bu Tevrat'ı yahut da bu dağın altında ezilirsiniz. Bir gölge gibi normal bir insan boyu onların başlarının üzerine kaldırdı bu dağı. Bu sırada Allah onların yüzlerine doğru bir ateş gönderdi. Arkalarından ise bir deniz getirdi. Bunun üzerine Hazreti Musa onlara, size getirdiğim şeyi yani Tevrat-ı Şerif'i kuvvetle tutun ve dinleyin. Eğer getirdiklerimi kabul eder, emrettiklerimi yaparsanız ne âlâ. Aksi takdirde şu dağın altında ezilir, şu denizde boğulur ve şu ateşte de yanar kavrulursunuz dedi. Nihayet İsrailoğulları kendileri için bir kurtuluş yolunun bulunmadığı görünce efendim Hazreti Musa'nın teklifini kabul ettiler ve yüzlerinin bir yanını yere koyarak secdeye vardılar. Hatta onlar bu vaziyette secdede dururken gözlerinin uçlarıyla üzerlerinde gölge gibi duran dağı korkuyla takip ediyorlardı. İşte iman, isteyerek iman olmayınca secde bile tam olmuyor, görüyorsunuz. Secdedeyken bile yüzünün yarısını dağa bakıyor, dağ tepemize çökecek mi diye. Gerçek iman olsa bunların hiçbiri olmaz. Evet sevgili dostlarımız, İsrail oğullarında bu olaylar sürekli devam ederek geldi, hala devam ediyor. Bir türlü peygamberlerine iman etmeyenler var, peygamberlerini katledenler var, bu milletin içinde peygamber katilleri var. Hazreti Musa Aleyhisselam münacattan döndükten sonra 40 gün içerisinde kendisini gören kişi, efendim onun mülakatta ona tecelli eden nurdan etkileniyordu. Daha sonra İsrailoğullarından bir adam kendisinden başka varisi bulunmayan amcasının oğlunun malına varis olmak için onu öldürdü. Bu onu ve onu götürüp başka bir yere attı. Sonra sabah olunca da Hazreti Musa'nın katına gelerek bir kısım İsrailoğullarından onun kanını talep etti. Halbuki katil kendisi, suçu başkasına atmak istiyor. Fakat onlar bunun fırsı, iftirasını reddedip onu öldürmediklerini söylediler. Bunun üzerine Hazreti Musa katilin bulunması için Allah'tan dilekte bulundu ve Yüce Allah Celle Celaluhu onlara bir kurban, sığır kurban boğazlamalarını emretti. Onlar Hazreti Musa'ya bizimle alay mı ediyorsun dediler. Haşa, peygamber alay eder mi? Musa Aleyhisselam onlara cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Yani ben alay edici değilim, Allah'ın emrini bildiriyorum size dedim. Bakara suresi ayet 67'de bildiriliyor. Bunun üzerine onlar Hazreti Musa'ya nasıl bir inek olacak, nasıl bir sığır, nasıl bir kurban diye sordular. Eğer onlar herhangi bir sığırı boğazlamış olsalardı bu onlar için kâfi ve kolay olacaktı. Fakat onlar titizlik gösterip zorluk çıkardılar. Allah da onların üzerine zorluk çıkarıp durumu ağırlaştırdı.
sen Allah'a teslim olmazsan, peygambere teslim olmazsan işin zorlaşır. Aslında onların zorluk çıkarıp titizlik göstermelerinin sebep ve hikmeti de annesine iyilik yapıp, iyilik yapan ve anlatılan vasıfta bir ineği olan kişinin Allah tarafından bu vesileyle faydalandırmak istemiş olmasıydı. İşte sen titizlik gösterdiğin müddetçe Cenab-ı Hakk'ın gizli sırları, hikmetleri vardır. O ne yapacağını bilir. Nihayet onlar aradılar, taradılar ve istenilen vasıftaki ineği ancak bu kişide bulabildiler. Ve derisi dolusu altın vererek onu satın aldılar. Onlar Hazreti Musa'ya boğazlayacakları ineğin nasıl olması gerektiğini sorduklarında o inek ne yaşlı ne de görbe, ikisinin arasında bir inektir. Yani dişi bir sığır. Bakara suresi ayet 68 diye cevap verdi Musa aleyhisselam. Bunun üzerine onlar, bizim için Rabbine dua et, renginin nasıl olduğunu açıklasın. Bakara suresi ayet 69'da böyle dediler. Hazreti Musa onlara, Rabbim onun bakanlara sevinç veren rengi parlak, sapsarı bir inek olduğunu söylüyor. Bakara suresi ayet yine 69'da dedi. Onlar yine Hazreti Musa'ya, bizim için Rabbine dua et, onun nasıl bir şey olduğunu bize açıklasın. Zira o inek bize başka ineklere benzer geldi. Bakara suresi yine ayet 70'te böyle dediler. Hazreti Musa onlara, Rabbim onun henüz boyunduruk altına alınmamış, toprak sürmemiş, ekin sulamamış, ayıbı veya alacası olmayan salma bir inek olduğunu söylüyor dedi. Bakara suresi, bu da ayet 71'de bildiriliyor. Bunun üzerine onlar Hazreti Musa'ya, işte şimdi gerçeği getirdin, vasfını tas tamam bildirdin. Bakara suresi ayet 71'de böyle dediler. Ve bu vasıftaki ineği aramaya başladılar. Fakat aradıkları bu vasıftaki ineği ancak annesine iyilik eden ve o adamın yanında bulabildiler. Neticede onu derisi dolusu altına satın aldılar ve boğazladılar. Bundan sonra boğazlanan ineğin dilini, bir rivayette başka bir parçasını, yani o kurban edilen kurbanın bir parçasını, azasını öldürülen kişinin cesedine vurdular. Bunun üzerine öldürülen kişi Allah'ın emriyle dirilip ayağa kalktı ve beni falan öldürdü dedikten sonra tekrar adam öldü. İşte sevgili dostlarımız, bunlar aleme birer birer ibret dersidirler, imanı olanlar için. İman etmeyen bunlara kendine göre birçok imansızlık gerekçesi göstermeye çalışırlar. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilen bir insan bunlara tereddüt eder mi? Ortada bir peygamber var. Peygamberin şahsında mucizeler zuhur ediyor. Mucizeleri Allah yaratıyor. Peygamber bir şey yaratmaz. Kimse yaratamaz. Allah yaratır. O peygamberini ne yapar?
mucizelerle destekler. Yolunun hak ve gerçek olduğunu bildirir. Bütün peygamberlerde mucizeler vardır. Hazreti Muhammed'in hayatı ise tamamen mucizedir. Bütün peygamberler hak peygamberdirler. Ey dünya, son peygamber Hazreti Muhammed'e sıkıca tabi ol. Eğer Allah'ı tanıyor ve Allah'ı seviyorsan, Hazreti Muhammed'e tabi ol da gel bana diyor Cenab-ı Hak diyor bunu. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ buyuruyor. Biz duyuruyoruz. Hazreti Musa'ya İsrailoğulları doğru dürüst inansalardı, o başlarına gelen türlü belalar gelir miydi? İnanmadılar. İnananların sayısı azdı. Onun için de başlarına gelmedik kalmadı. Titoslar geldi, onlara musallat oldu, yaktılar, yıktılar. Buhtun Nasırlar geldi, yaktılar, yıktılar İsrailoğullarını. Nice nice başlarına firavunlar geldi, inim inim inlediler onların zulmü altında. Yine ibret almadılar. İşte sonunda da Hitler mesela musallat oldu. Ey İsrailoğulları, siz işte Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un soyundan olduğunu söylüyorsunuz ama o soya layık hareket etmiyorsunuz. Edenler az da olsa onlar müstesna, onlara bir sözümüz yok. Çünkü Hazreti Muhammed İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in soyundan geliyor. Ötekiler de İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un soyundan geliyorlar. Kökte de kardeşler. Onların kökü İbrahim'e, İbrahim'in kökü Nuh peygambere, Nuh'unki Hazreti Adem'e. Yani İdris'e, Şi'de Hazreti Adem'e dayanıyor. Kök bir. Sen bu kökün içinden çeşitli insanlar türemiş. Kimisi gavur mu gavur, firavun mu firavun, şeddat mı şeddat. Kimisi de iman dolu. Kimisi peygamber, kimisi alim, evliya. Allah'ın emrinde kul peygambere tabi olan bir ümmet. Bakın küfürle iman at başı devam ederek geliyor. Safını belirle. Allah'ın safında, iman safında, İslam safında, Kur'an safında yerini al. Şu anda yeryüzünde taptaze, sapasağlam bir din var. İslam dini. Müslüman ol. Hazreti Muhammed'e tabi ol. Geçmişi, Musa'yı, İsa'yı, İbrahim'i, Nuh'u, Şidi, İdris'i niye anlatıyor Cenab-ı Hak sana? İbret alsın diye, Muhammed'e sıkı tabi olsunlar. Öncekilerin başına gelen belalar sizin başınıza gelmesin diye. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bir bir anlatılıyor. Niçin anlatılıyor? Bunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Öncekilerin hali böyleydi. Onlar peygamberlerine iman etmeyenlerin başına gelmedik kalmadı. Ey dünya, Hazreti Muhammed'e tabi olun. Müslüman olun da hem kurtulun hem de dünyayı, bütün insanlığı kurtarın diyor Cenab-ı Hak. Neyle? İman, İslam ile. Küfürle, insan zulümle, şirkle, nifakla, fasık ve facillikle dünya perişan. İman, İslam onun adaleti, sulh ve barışıyla dünya kurtulur. İster inan, ister inanma, biz duyuruyoruz.
Bugün dünya, yarın Mevla. Hepimiz Allah'ın huzuruna gidip hesap vereceğiz. Birbirimize doğruları söyleyelim. Yüzümüz kara çıkmasın yarın mahşerde.